Evet, merhaba arkadaşlar. Kondansatör konusunda devam ediyoruz. Kondansatörlerin yapısını, çalışmasını, şarj ve deşarj olayını anladık ve hepsinde aynı devreleri kullandık. Şimdi mesela bir önceki basamak tepkisi konusunda ne yaptık? Bu anahtarı bir konumuna aldık ve kondansatörün aslında şarj tepkisi de diyebileceğimiz basamak tepkisini gördük. Yani bir kaynağa bağlıyken gösterdiği tepkiyi gördük, denklemlerini çıkardık. Şarj eğrisinin, şarj akımının denklemlerine ulaştık ve artık anahtarı iki konumuna alacağız. Kondansatörümüz deşarj olmaya başlayacak ve daha önce de belirttiğim gibi kondansatörün deşarj durumundaki verdiği tepkiye de dışarıdan hiçbir kaynak bağlı olmadığı için, tamamen kendi doğası gereği davrandığı için doğal tepki adı veriliyor. Ve doğal tepkiyi incelerken, doğal tepkinin incelemesini yaparken aynı basamak tepkisinde olduğu gibi ne yapacağız? Kondansatörün deşarj gerilimini ve deşarj akımını matematiksel olarak ifade etmeye çalışacağız. Başlangıçta kondansatörümüzün V0 gerilimine şarj olduğunu önceden, yani anahtar bir konumundayken bir başlangıç gerilimine şarj olduğunu, bunu V0 olarak nitelendireceğiz ve anahtar iki konumuna alındıktan sonra kondansatörümüzün deşarj olmaya başlayacağını, akımının da deşarj akımının IC akımına, yani şarj akımına ters yönde akarak tekrar sıfıra ulaşmasını inceleyeceğiz bu videomuzda ve buna kondansatörün doğal tepkisi adını veriyoruz. Yine basamak tepkisinde olduğu gibi kondansatörün doğal tepkisini incelerken de bu zamana kadar bildiğimiz, alışa geldiğimiz ve kullandığımız kanunlarımızdan yararlanacağız. Nedir en temel kanunumuzdan birisi? Kirchhoff'un gerilimler kanunu, değil mi? Bu uçlardaki gerilim VC, VR, bu uçlardaki gerilim VC. Devrede herhangi bir kaynak olmadığına göre VR artı VC eşittir 0 diyeceğiz. Peki devreden geçen IC akımını nasıl tanımlıyorduk? Akımın tanımından gelen bir denklemimiz vardı. DQ bölü DT'dir akım. Yani birim zamanda yükle meydana gelen değişimdir. Kondansatörün tanımından gelen de Q eşittir CVC eşitliğimiz vardı. Yani bir kondansatörün yükü kapasitesiyle uçlarındaki gerilimin çarpımına eşittir. Bunu burada yerine yazarsanız bir kondansatörün akımı C çarpı DVC bölü DT ile bulunur demiştik. Bu akımı burada yerine yazıp VR eşittir I çarpı R eşitliğinden, yani R çarpı C çarpı DVC bölü DT yazıyorum. Artı VC eşittir 0. Evet, şu anda iki tane değişkenim var burada. Zamana bağlı değişimini incelediğim iki parametre. Birisi VC gerilimi, birisi zaman. Yani zamandaki değişim ve VC'deki değişim. Şimdi arkadaşlar, bunları ne yapacağım? Bunları iki ayrı eşitliğin iki tarafına atacağım ve oradan integral alarak VC geriliminin zamana bağlı değerini bulacağım. Veya VC geriliminin zamanın bir fonksiyonu olarak bulacağım ki deşarj noktasında, zamanın herhangi bir anında deşarjın geriliminin VC geriliminin hangi değerde olduğunu hesaplayabileyim. Evet, ne yapalım? Mesela burası böyle dursun. RC DVC bölü DT eşittir eksi VC dedim. VC'leri, yani gerilim değişkenlerini bir tarafa, diğer değişkenleri, zamana bağlı veya sabitleri bir diğer tarafa alıyorum. DVC bölü VC yaptım. Eşittir eksi DT bölü RC olacaktır. Evet, artık integral almaya hazırım. Çünkü bu tarafta VC ile ilgili bir parametre kalmadı. Bu tarafta T ile ilgili bir parametre kalmadı. İntegrali alabilirim o zaman. T eşittir 0 anında anahtarı kapattığım için integralimi T eşittir 0 anında başlatıyorum. Zamana bağlı bölgede T eşittir 0 yazıyorum. Peki gerilime bağlı bölgeye baktığımda T eşittir 0 anında kondansatörün uçlarındaki gerilimi ne kabul edeceğiz demiştik? V0 kabul edeceğiz. Başlangıç gerilimi. Ve ben zamanın herhangi bir anında, T'nin herhangi bir anında VC gerilimini aradığıma göre üst sınırlarda bu şekilde belirledikten sonra buranın LM VC olduğunu artık biliyorum. V0'dan VC'ye ve buranın da eksi T bölü RC olduğunu biliyorum 0'dan T'ye. Burası LN VC eksi LN V0 eşittir eksi T bölü RC olacak. LN VC bölü V0 eşittir eksi T bölü RC. Her iki tarafı da eğrinin üzerine aldığım zaman bu LN gidecek. VC bölü V0 eşittir
E üzeri eksi T bölü RC olacak ve VC gerilimimde sonuç olarak V0 karşıya attığımda V0 çarpı E üzeri eksi T bölü RC olarak bulunacak. Evet, VC gerilimimi zamanın bir fonksiyonu olarak buldum. Demek ki başlangıç gerilimi çarpı E üzeri eksi T bölü RC ifadesiyle bulunuyor imiş. Yani gerilim denklemimi buraya yazayım. V0 E üzeri eksi T bölü RC. Peki akım denklemimi nasıl bulacağım? Akım denklemimi her zamanki gibi direnci kullanarak yapacağım. Burada benim direnç yardımıma yetişiyor. Bir direncin içinden geçen akım, ki bu devrede aynı akım kondansatörün içinden de geçiyor. Ne eşitti? Direncin uçlarındaki gerilim bölü direnç değeriydi. Peki direncin uçlarındaki gerilim VR artı VC eşittir 0 dediğimize göre direncin uçlarındaki gerilim kondansatörün uçlarındaki gerilimin zıt işaretlisi olacak. Yani eksi V0 E üzeri eksi T bölü RC olacak. Peki akım o zaman kondansatörün akımı veya devrenin akımı da diyebilirim. Eksi V0 bölü R, R'ye bölüyorum. E üzeri eksi T bölü RC ile bulunacak arkadaşlar. Burada şu yine dikkatinizi çekelim. Bakın burada akımın eksi olmasının sebebi bizim referans akım yönümüzü. Yani anahtarı hatırlarsanız bir konumundayken kondansatörümüz şarj olurken referans akımını bu yönde seçtik ve bir daha hiç değiştirmedik. Deşarj olurken aslında akım zıt yönde aktığı için, kondansatör bir kaynak gibi davrandığı için akımdaki eksi işaretimizin kaynağı bu. Evet, örneklerle, sayısal örneklerle çok daha sindire sindire anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü basit, fakat sadece şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Genelde yani arkadaşlarımız bu denklemleri ezberliyorlar. Belki ben de çoğu zaman artık bunları o kadar çok kullanıyoruz ki tak 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 yazıyoruz. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Devrede herhangi bir topolojik bir değişiklik olduğunda burada bizim çıkardığımız denklemleri çıkarabilecek durumda olursanız hiçbir zaman sıkıntıya düşmezsiniz. Önünüze gelen pek çok soruyu kolaylıkla çözebilirsiniz. O yüzden size şiddetle tavsiye ederim. Hem basamak tepkisinde hem doğal tepkisinde, ki oldukça basit. Yani işte dx bölü x'in integralinin ln x olduğu bilmeniz gereken, unutmamız gereken birinci kural. İkincisi ln x eksi ln y'nin ln x bölü y olduğu. Bu iki. Üçüncüsü ln'den kurtulmak için de eşitliğin her iki tarafını e'nin üzerine taşımanız gerekti. Bu üç kuralla birlikte zannederim ki bu konuda çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır. Evet, devam edeceğiz.